TBB Avukatların Reklam Yasağı Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi 21 Kasım 2003 Resmi Gazete Sayısı 25296 Türkiye Barolar Birliği'nden 1. Bölüm Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 bu yönetmeliğin amacı, bu yönetmelik kapsamında olanların, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalarının önlenmesidir. Avukatların reklam yasağı çerçevesi inceleme, avukatların mesleklerini özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmelerini, avukatlık sıfatının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır şekilde hareket etmelerini, yargılama faaliyetindeki yerlerini ve işlevlerini olumsuzlaştıracak ve yargının görünümünü bozacak davranışlardan kaçınılmasını sağlamaktır. Kapsam. Madde 2. Bu yönetmelik, avukatları, avukatlık ortaklıklarını, avukatlık bürolarını, avukat stajyerlerini ve dava vekillerini kapsar. Hukuki Dayanak. Madde 3. Bu yönetmelik 19 Mart 1969 tarihli ve 1136 sayılı avukatlık kanununun 55. maddesi gereğince hazırlanmıştır. 2. Bölüm, Genel Hükümler. Büro. Madde 4. Değişik Madde, 7 Eylül 2017 1695 S.R.G. Yön, 1. M.D. Avukat müvekkillerini bürosunda kabul eder. Bunun mümkün olmaması halinde müvekkille görüşme yapılacak yerin bu amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olması gerekir. Avukat büroları avukatlık hizmetinin bağımsızlığına aykırı olacak şekilde meslek hizmetleri dışındaki iş ve amaçlara tahsis edilemez. Tabela madde 5 bu yönetmelik kapsamında olanlar kullanacakları tabelada, avukatlık unvanı ile at ve soyadı, varsa akademik unvanı, büronun bulunduğu kat ve büro, daire numarası telefon numarası, internet adresi ile e-posta adresi yer alabilir, tabelada bu yönetmelikte belirlenenlerin dışında unvan, deyim, şekil, amblem ile Türkçe dışında yabancı dillerde ifade vesaire şekiller, işaret, resim, fotoğraf ve benzerlerine yer verilemez. Aynı büroda birlikte çalışma halinde avukatlardan birinin veya birkaçının adı ve soyadı veya sadece soyadı yanında avukatlık bürosu ibaresinin ve avukatlık ortaklığı halinde de ortaklık sözleşmesinde belirtilen ortaklığın adı ve unvanı yanında avukatlık ortaklığı ibaresinin de yer alması zorunludur. Değişik 3. Fıkra, 7 Eylül 2017-1695 S, R, G, Yön, 2. MD, Tabela, fiziki imkansızlık hallerinde bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine asılabilir, fiziki imkansızlık halleri dışında, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna, büro giriş kapılarının yanına asılabilir bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine birden fazla tabela asılamaz, benzeri yazılar yazılamaz, tabela yerine ışıklı pano kullanılamaz, tabela ışık verici donanımla süslenemez, tabelada en çok iki renk kullanılabilir. Tabela, 70 cm x 100 cm, boyutunu geçemez, ancak birden fazla avukata ya da avukatlık ortaklığına ait tabelalar ile yüksek katlarda kullanılacak tabelalarda bu boyut, 100 cm x 150 cm'ye kadar arttırılabilir. Basılı evrak, Madde 6. Başlıklı kağıtlar, kartvizitler ve diğer basılı evrak reklam niteliği taşıyacak aşırılıkta olamaz. Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta sadece avukatlık unvanı, varsa akademik unvan, adı ve soyadı, adres, telefon, faks numaraları, internet ve e-posta adresleri ile bağlı bulunulan Baro ve Türkiye Barolar Birliği sicil numaraları, vergi dairesi ile vergi sicil numarası ve Türkiye Barolar Birliği ve veya kayıtlı bulunduğu baronun amblemi yer alabilir. Birlikte çalışma halinde, avukatlık bürosu, ibaresi, avukatlık ortaklığı halinde, avukatlık ortaklığı, ibaresi ve ortaklıkta yer alan avukatların at ve soyadlarının yer alması da zorunludur. Ortaklığa mensup avukatların, başlıklı kağıtlarında, kart fiziklerinde ve diğer basılı kağıtlarında, büro ya da ortaklığın adı yanında, kendi at ve soyadlarını da kullanmaları zorunludur. Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı kağıtta avukat unvanı ve akademik unvan dışında, emekli yargıç, emekli savcı, emekli noter, hukuk uzmanı, marka patent vekili, sigorta uzmanı, bilirkişi, bakan, milletvekili ve benzeri sıfatlar kullanılamayacağı gibi kamu kurum ve kuruluşu ile özel kurum ve kuruluşlardaki, siyasi partilerdeki geçmiş ve mevcut görevler belirtilemez, barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarında geçmişte görev alan avukatlar bu unvanlarını kullanamazlar, halen görevli olanlar bu unvanlarını, ancak bu görevin ifasında ve bu görevleri ile sınırlı olmak kaydıyla kullanabilirler. Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta, avukatın veya avukatlık ortaklığının at ve unvanını belirtme amacını aşan her türlü yazı, deyim, resim, kayıtlı bulunduğu baro veya Türkiye Barolar Birliği amblemi dışında amblem ve şekiller yer alamaz. Avukatlık hizmeti, hiçbir unvan altında marka tesciline konu olamaz, bu yolda başvuruda bulunulamaz. Ek fıkra, 7 Eylül 2017-1695-S, R, G, Yön, 3. MD, bu yönetmelik kapsamında olanlar mühür biçiminde damgalar kullanamazlar. Telefon rehberi. Madde 7. Bu yönetmelik kapsamında olanlar, telefon rehberinin, meslekler, kısmını alfabetik sırada dizilmiş olmak ve diğer avukatlardan, avukat bürolarından ve avukatlık ortaklıklarından ayırt edici herhangi bir ifade, sembol, işaret ve seyir kullanmamak koşulu ile, adı, soyadı, büro adresi, telefon ve faks numaraları, internet adresi ve e-posta adresini yayınlatabilirler. Medya ilişkileri. Madde 8. Bu yönetmelik kapsamında olanlar a. adres değişikliğini, büro açılışını ve 6 ayı aşan ara vermeden sonra yeniden mesleğe dönüşünü, avukatlık ortaklığına girişini ve çıkışını, reklam niteliğini taşımayacak şekilde, gazete ve yazılı basın yolu ile bir kez duyurabilirler, avukatlık ortaklığının tescil ya da sona ermesi ya da ortaklardan birinin ayrılması ilan yolu ile duyurulabilir b. Yaşamları, kazançları, mesleki faaliyeti hakkında, reklam niteliğinde, yayınlarda bulunamaz, halen ya da eskiden takip ettiği, devam eden veya sonuçlanmış bir dava hakkında, dava ile özdeşleşip tarafların sözcüsü gibi hareket edemez, davanın hukuki boyutları içinde kalmak kaydıyla ve zorunlu haller dışında yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarına ve internete görüntü, bilgi, demeç veremez, açıklama yapamazlar c. Yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarında ve internette röportaj, sohbet, konuşma, tartışma ve benzeri programlara katıldıklarında, reklam sayılabilecek her türlü davranıştan, avukatlık mesleğini zedeleyici her türlü açıklamadan kaçınmak zorundadırlar. D. Avukat unvanı kullanarak yazılı, işitsel, görsel iletişim araçlarında ve internette yönetmen, düzenleyici, danışman ve sair sıfatlar ile dizi, sürekli yayın, süreli ya da süresiz programlar hazırlayamaz, sunamaz, yönetemez, hazırlanmasına, sunulmasına ve yönetilmesine katılamazlar e gerek mahkemede temsil görevini yerine getirirken gerek yazılı işitsel ve görsel iletişim araçları ve internet ile ilişkisinde kendisini veya üzerinde çalışmakta olduğu hukuki işi reklam olabilecek nitelikte ön plana çıkaramazlar. F. Ekbend, 7 Eylül 2017-1695 S. R. G. Yön, 4. M. Bu yönetmelik kapsamında olanlar iş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak kaydıyla, baro veya Türkiye Barolar Birliği organ ve başkanlık seçimleri ile genel veya yerel seçimlerdeki adaylıklarına ilişkin bilgileri seçim tarihinden azami 2 ay önce başlayıp seçimi izleyen 10 gün içinde sona erdirmek kaydı ile yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçları veya internet yoluyla duyurulmaktadır. Bu duyurular amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olur. İnternet. Madde 9. Bu yönetmelik kapsamında olanlar, internet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen, avukatlık meslek kuralları, ne aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir. Değişik ikinci fıkra, 7 Eylül 2017-1695 R, G. Yön, 5. M.D. Bu yönetmelik kapsamında olanlar, mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek, müvekkillerini bilgilendirmek, mesleki makalelerini ve bilimsel çalışmalarını yayımlamak amacıyla internet sitesi açabilir, tabelada, basılı evraklarında ve internet sitesinde tercih ettiği e-posta adreslerini kullanabilir, internet sitesi üzerinden mesleki faaliyetini yürütürken avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukat unvanı gerektirdiği saygı ve güvene aykırı olmamak şartı ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, sır saklama yükümlülüğüne uygun davranmak kaydı ile internetin kendine özgü araçlarını ve sadece ilgili kişinin ulaşabileceği, şifre algoritma ile korunan internet sitesinin geri planında kişiselleştirilmiş, sanal ofis, benzeri uygulamaları kullanabilir, bu uygulamalar ilgilisinin dışındakilerin kullanımına açılamaz. Bu yönetmelik kapsamında olanlar açacakları internet sitelerinde A. Site sahibi ya da sahiplerinin adı soyadı varsa akademik unvanı, avukatlık ortaklığı ise tescil unvanı, avukatlık bürosu ise büro unvanı, fotoğrafı, Türkiye Barolar Birliği ve baro sicil numaraları, mesleğe başlama tarihi, mezun oldukları üniversite, bildikleri yabancı dil, mesleki faaliyetin yürütüldüğü büro adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi, baro ve Türkiye Barolar Birliği seçimlerine yönelik oy verecek üye ve delegeleri kendileri ve diğer adaylar hakkında bilgilendirme gibi bilgilerin bulunmasını sağlar b. iş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak kaydıyla. İnternet sitelerini arama motorlarına kayıt ederken anahtar kelime, keyword, olarak, adı ve soyadı, avukatlık ortaklığı unvanı, avukatlık bürosu unvanı, bulunduğu şehir ve kayıtlı oldukları baro, avukat, hukuk, hukukçu, adalet, savunma, iddia, eşitlik, hak dışında bir sözcük ya da tanıtım tümcesi kullanamaz. c. İş sağlama amacına yönelik ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde. İnternet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendirecek internet kısa yolları kullanamaz, kullanılmasına izin veremez ve reklam veremez ve alamaz, Google reklamları ihlali. İşbirliği. Madde 10. Bu yönetmelik kapsamında olanlar, ülke içinde ve dışında işbirliği yaptıkları ve başka kentlerdeki avukatları, ortak avukat bürolarını ve avukatlık ortaklıklarını, irtibat bürosu ve benzeri tanımlarla, işbirliğini genelleştirecek ve süreklilik kazandıracak biçimde açıklayamazlar, duyuramazlar. Yükümlülükler. Madde 11. Bu yönetmelik kapsamında olanlar, salt ün kazanmaya yönelik her tür girişim ve eylemlerden kaçınmak, iş elde etmek için reklam sayılabilecek herhangi bir girişim ve eylemde bulunmamak, üçüncü kişilerin kendileri için reklam sayılabilecek bu tür eylem ve davranışlarına izin vermemek, engel olmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Üçüncü bölüm, çeşitli ve son hükümler. Yönetmelik hükümlerine aykırılık. Madde 12. Değişik madde, 7 Eylül 2017-1695 R, G. Yön, 6. MD. Bu yönetmelik hükümlerine aykırılık tespiti halinde barolar tarafından ilgiliye bir uyarı yazısı gönderilir ve söz konusu aykırılığın 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiği aksi takdirde baro tarafından reason soruşturma açılacağı bildirilir, uyarı yazısının ilgilisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde aykırılığın giderilmediği tespit edilirse, baro tarafından resen soruşturma başlatılır. Bu yönetmeliğe aykırı fiil veya fiilleri birden fazla işleyenler hakkında uyarı yazısı gönderilmez, derhal ve re'sen disiplin soruşturması açılır. Türkiye Barolar Birliği'ne yapılan şikayet başvuruları içerik incelemesine tabi tutulmaksızın avukatın kayıtlı olduğu baroya gönderilir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat. Madde 13. 14 Kasım 2001 tarihli ve 24583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici madde 1. Mülga madde, 7 Eylül 2010 27695 S, R, G, yön, 7. MD. Kesinleşmemiş disiplin soruşturmaları. Geçici madde 2. Ek madde, 7 Eylül 2010 27695 S, R, G, yön, 7. MD. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kesinleşmemiş disiplin soruşturmaları hakkında da 12 NCI madde hükümleri uygulanır. Yürürlük. Madde 14. Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme. Madde 15. Bu yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür. İlgili kaynaklar. TBB Meslek Kuralları. Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi.